Evet, üçüncü videoyu çekiyoruz. Video serisi devam ediyor. Benim bu önceden kaydettiğim, kenara koyduğum replerler açıkçası bunlar. Bu videoda Progetto 46'yı inceleyeceğiz. Progetto 46 seviye 8 İtalyanların Tottisi. İtalyanların Roberto Baggio'su abi. Muazzam bir tank. Muazzam bir tank. Seviye 10 da var. Seviye 10'u da tavsiye ederim. Gerçekten oynarken keyif alacağınız. Her zaman sizi oyun içinde tutan bir tank. Bu tankın önemli noktası, mihenk noktası topu ve yükleme sistemi. Şarjörlü bir tank ve her şarjörü arasında, her mermisi arasında bittikten sonra tekrar doldurma özelliği var. Yani örnek veriyorum, 3 mermisi var şarjöründe. Hatta şöyle topunu da açalım şuraya efendim. Şöyle açalım. Tamam, şunu şöyle geri alalım, burada dursun. Çünkü tankın birincil özelliği bu ve tankı diğer tanklardan ayıran özellik bu. Daha önce Behçet'i biliyoruz, otomatik yüklemeli AMX serisini biliyoruz, otomatik yüklemeli T57, T77 gibi Amerikan tanklarının da otomatik şarjör yüklemesi vardı. Bu tankın da öyle bir özelliği var, fakat bu tankın diğerlerine göre hep dolu olması en önemli özelliği. 3 merminiz var. Birincisini, ikincisini, üçüncüsünü yüklediniz. Birincisini ateş ettiniz. Tekrar yüklemeye başlıyor. Yani beklemiyorsunuz. Bir Behçet gibi işte 3 tane 4 tane attım mermi. Dur ben gideyim işte bir arka tarafta yatayım. Çayım çorbamı içeyim. Gözlüğümü takayım. Bir etrafa bakayım. Bir yeşilliğin tadını alayım gibi bir durumunuz yok. Burada oyunun içinde kalıyorsunuz. Her zaman oyunun içindesiniz. Tank sizi her zaman oyunun içinde tutuyor. Çünkü şimdi şurada da anlayacaksınız demek istediğimi. Bakın benim donanımlarımla birlikte ilk mermiyi 6.2, ikincisi 7 saniye, üçüncüsü de 9.3 saniye yüklüyorsunuz. İlk mermiyi attınız, tekrar atmanız için 6.2 saniye beklemeniz gerekiyor. Bu muazzam bir süre arkadaşlar. Bir orta tank olarak. İki mermi attınız, 7, 6.2 beklemeniz gerekiyor. Şu sıralar ters de olabilir, emin değilim. Çok az can olan bir tank mı gördünüz? Gittiniz, tak tak tak, 3 mermiyi sıkın, garaja yollayın. Farklı bir şekilde orta tank gibi de oynayabiliyorsunuz. Güzel bir tanktır, inanılmaz keyif alacağınız bir tanktır. Kağıt üzerine baktığımızda nişan 0.32, dağılma 0.32, nişan alma 2.1 nispeten kötü görünüyor. Top yükleme süresi 6.9, 7.8, 10.4 görünüyor. Top sürgüsü takamıyorsunuz bu tanka, onu söyleyeyim. Başta hani daha fazla bunu arttıracağım diye heveslenmeyin. Delmeleri şeydi, ben ortalama delmeyi göstereyim size. 212 milimetre ortalama delmesi var. Zırhından çok fazla bir şey beklemeyin ama kağıt üzerinde böyle görünmesine rağmen sahada sektirebiliyorsunuz bu tanktan. Çok ciddi bir şekilde zırhınız sektirebiliyor. Bunları da belirteyim. Ve top eğiminiz eksi 9'a 20, evet çok fazla değil ama çok kötü dedim. Yani bir Sovyet ya da Çin değilsiniz ama işte ne bileyim bir Leopard ya da STB de değilsiniz. İkisinin arasında biraz into the middle, middle into the middle yapmışlar topunda. Güzel bir tank. Şimdi oyuna geçeceğim. Oyunda da hem tankı anlatacağım. Burada çok fazla detaya girmeyeceğim o şeyde. Şunu da söyleyeyim, bu tanka da yine ekstra mürettebatın şeyini arttıracak bir donanım aldım ben. Et soslu spagetti İtalyan arkadaşlarımıza, Kuzeyli İtalyanlara, Romalı ve Napoli'li İtalyanların yeteneklerini arttıracak spagetti aldık. Yani şunu da söyleyeyim, patlayıcı koymadım. Niye koymadım? Çünkü 3 tane mermi alıyorsunuz. Evet atabilirsiniz ama çok da gerek duymadım, görmedim ben patlayıcı koymaya. Alabilirsiniz, sorun değil. Şimdi maça geçelim. Maçta bakalım neler olmuş. Orada zaten ben Progetto'yu da anlatacağım. Tankı da anlatacağım. Çünkü maçta çok daha net anlatacağım şeyleri çok daha net vurgulayabileceğim. Maçtayız. Evet, maça geldik. Prokhorov haritasında. Bu maçta Progetto'nun oyunu nasıl kırdığını, Progetto'yla maçı nasıl değiştirdiğimizi, az canı kalmış Progetto'nun dahi ne kadar tehlikeli olduğunu göreceksiniz. Şimdi ilk mermiyi yüklüyoruz. Bakın kaç saniyede yüklüyor arkadaşlar ilk mermiye. Hop. 12 saniyede. 12 saniye. O öyle bir şey. İkinci mermiyi yüklüyoruz. Burada sürekli yükleyecek mermiyi. Onu da yükledik. Üçüncü mermiyi yüklemeye başladık. Bu arada pozisyonumu alıyorum. 3 mermi yükledim. 6,5 saniyede yüklüyorum ben bu arada. Birinci mermi şimdi yazdı burada, görüyorsunuz. Aklımda kalmıyor.
Bunlar bu arada topun delme şeylerini söyleyeyim ben. 212 birinci mermimiz deniyor. İkinci mermimiz de 259 deniyor. Yani fena değerler değil. İyi değerler diyebiliriz seviye 8'e göre. Bakın tankları da seviyesinde değerlendirin. Yani siz şimdi kalkıp seviye 8 tankı seviye 10'a mouse geldi değil mi? Denemez bu. Denemez tabii anasını satayım yani. Ya da 268 geldi mi? Denemeye falan. Böyle değerlendirmeyin. Şimdi gizlenme değerlerimiz çok yüksek olmasına rağmen nispeten de olsa var. Ben yine bu tanka ne yaptım arkadaşlar? Teleskobik dürbün taktım. Niye? Çünkü şu anda olduğu gibi ben bu tankın spot yapmasını istiyorum. Bu tanktan spot görmek istiyorum. Çünkü ben hiçbir zaman takımıma güvenmiyorum. Spotladım, takım yine vuramadı. Ama olsun, önemli değil. Ben yine pozisyonumu aldım, sabit bekliyorum. Tabii ki bir light tankın beni açma ihtimali daha fazla. Fakat hop bir tank daha açıldı. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir hasar atıyor arkadaşlarımız. Ben nişanımı alıyorum. Fazla yaklaşmasını istemiyorum bana çünkü spotlanabilir beni çok yaklaşırsa. O bölgeden spotlayamaz. Ateş etmediğim için hala spotlayamaz. Zırhın delebilecek nokta bulmuyorum. Bakın burada tamamen oyunculuk anlatıyorum. Burada tankı tanımayı anlatıyorum. Spot yapabiliyorum ama çok yüksek spot mekaniğim yok. Gerekli mesafeye geçtikten sonra atışımı yaptım. Garaja yolladım. Süper hareketten sektirdim. Hemen aşağı indim. Anlatmak istediğim şeyi anlatabildiğimi sanıyorum abi. Burada teleskobik dürbün niye aldığımı gösterdim. Niye ateş etmediğimi gösterdim. Uzunca bir süre denemediğim adama ateş etmem. Bir ihtimal olsa evet yani orada ne bileyim kırmızı görünüyordu tamamen nişangahımız. Kırmızı olduğunda denemiyoruz. Yeşil, sarı olduğunda %50 %50 deliyoruz. Yeşil olduğunda %100 deliyoruz. O yüzden denemeyeceğini gösterdi. Ben de hiç şey yapmadım, denemedim. Orada birazcık tepede bekledim. Kendimi oturduktan sonra yine takımın en arkasına geçtim. Çalıların arasına geçtim. Şimdi burada her şey bizim için mükemmel. Muazzör geçiyor. Tankımız muazzör. Şu ana kadar tankın bir numarasını görmedim gibi değil mi diyeceksiniz. Ama biraz sonra tankın numaralarını göreceksiniz, hissedeceksiniz. Bakın oyunda yine neyin sıkıntısını yaşıyoruz. Her zaman söylediğim şey light tank. Light tank, light tank, light tank. Şimdi bizim light tankımız evet ileride ama spot açamıyor. Bu şu anlama geliyor. Kafamızı çalıştıralım burada. Ya bizim light tankımızın spot mekanikleri iyi değil, stok şeyde falan çıkmış. Ya da ki zaten seviye 7 bir light tankımız var. Ya da düşmanların spot mekanikleri iyi ya da çok düşman çok geride. Yani düşman ki ben ilk düşmanı nerede açmıştık biz? C1 bölgesinde açmışız. C1'in de gerisinde. Şimdi biz burada her şey güzel giderken rakip şunu yapıyor. Kepe giriyor ve kepte bekliyor tek adamla. Sağa baktığımda haritanın sağında FG hattında hiçbir üst düdüğümüz olmadığını görüyorum. O hat düşecek çok net belli görüyorum. Fakat yapabilecek bir şeyim yok. Oraya çok uzağım. Gitmek riskli. Ben burada kalıp arkayı temizlemek istiyorum. Bu arada arkada Tiger tankı yükseliyor. Onları görüyoruz. Bakın tepenin üstünden onları görüyorum. Ve yan zırhlarını gördüğümde affetmiyorum. T26, E5'i vuruyorum. Spotlandım. Ciddi hasar aldım. Kaçmam gerekiyor. Bir tane paletimi de eritiyorum. Şanslı bir an. Burada biraz abi yavşaklık yapıyorum. Önümdeki Karro'nun arkasına saklanıyorum. Hem çalıların arkasına saklıyorum ve Karro'nun arkasına saklıyorum. Tekrar bir atış yedim süper hareketten. 277 canım kaldı. İşte maç bundan sonra başlıyor. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Ben bunu orta tankların birçoğunda yapıyorum. Leopard'a ve STB'de de yapıyorum bu arada. Canımı az kaldığında bütün şeyler açılıyor bende. Bütün alarmlar çalıyor. Hayatta kal. İçgüdüsü ortaya çıkıyor. Adrenal, dopamin, ortodalin neydi başka? Erexokin bilmem ne bütün böyle hormonlar artıyor. Hayatta kalma odaklı oynuyorum. Şimdi ona başladık. Şimdi haritayı okuyorum ve diyorum ki evet bu adamlar çok 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 geride. Bir. Dördü üç öndeyiz. Adamlar bizi kepliyor. Arkada bir KV3 gördüm. İlk hasarımı attım. Bakın topu sürekli yüklüyor. Sürekli oyun içindeyim. Tekrar hasar aldım. KV2'den. Çok az canım kaldı. Buradan nasıl maç çevireceğiz? Ne olacak diye bakacaksınız ve çok enteresan bir hamle gelecek birkaç dakika sonra benden. Şimdi sağ tarafın kepe gitme ihtimali yok. Gidemiyor. Pozisyonu müsait değil. Gitse ölecek çünkü
En sağ kanatta tek bir adam var ve önde 3 adam var. Biz burada ortadaki tankları temizlemeye çalışıyoruz. Ben de kendimi unutturduktan sonra çıkıp ateş ediyorum ki az çok gizlenmesi de var takım, bakın tankın. Onu da kullanıyorum. Ama gizlenme de ateş ettiğinizde düşüyor. Ne yapıyorum? Ateşimi ediyorum, çıkıyorum. Zaten topum hemen yüklüyor. İki topu yük, bak yükledik bile. Attım yükledi. 6,5 saniye. Orta tank gibiyim. Yani bir T-44 gibi sahalarda dolaşıyorum. Ama aynı zamanda hafiften bir de Behçet'iz. Şimdi o oyunun içinde olduğumuz için sürekli hiçbir zaman o şeyden kopmuyoruz. Aksiyondan kopmuyoruz. Burada şunu düşünüyorum. Artık 55 saniye kalmış. Bizim geri zekalılar 8'e 5 öndeyiz. Evet, 8'e 5 öndeyiz. Ama bizim geri zekalılar basmıyor. Ben burada kafayı kırıyorum ve basıyorum abi. 45 saniye, 44 saniye zamanla yaşıyoruz. Burada risk almak çok önemli. Bakın takım da hata kalkıyor. Güzel bir şey. Sol tarafta bir tane LTG açılıyor. Udes açılıyor. Bunların ikisinin de beni görme ve ateş etme ihtimalleri var. Duruyorum, pozisyonumu alacağım. Hafif de ağaçtan bakmak istiyorum. Udesi görüyorum ama o kadar zor bir atış olacak ki. Dursam mı durmasam mı hiç düşünmüyorum abi. Sadece 21 saniye kaldı. Basıyorum. Maçı kaybetmek üzereyiz. İşte maçı kırdığınız an. Bakın, tankı spoladım Emil'i. Emil bana bakmıyor. Atışımı yaptım. Selametle. İtalyan tankının oyunu kırdığı an. Şu dakikadan sonra tamamen avantaj bizde. Can puan olarak gerideyiz ama sayısı olarak üstünlüğümüz var. Bu çok önemli bir özelliktir. Namlu üstünlüğü arkadaşlar. Geri geliyorum. Emil odağı bende değil. Ateş ettikten sonra mutlaka spotlanıyorum. Bu çok net belli oluyor. Emil'e 3 atışımı, 4 atışımı seri bir şekilde yapıyorum. Emil'i garaja yolluyorum abi. 9-7. Henüz maç bitmiş değil. Avantaj bizde şey olarak, sayısı olarak. Ama adamların da bizden çok daha fazla yüksek can puanı var. 3 kişi kepe girdik. Burada takımın da açıkçası ben ne kadar iyi olduğunu gördüm. Çünkü birçok kişi orada bekleyebilirdi. Bana ne deyip geride kalabilirdi. Ama kazanmak için hamle yapmanız, bir şeyler yapmanız gerekiyor. 32 saniye var. Keplemek üzereyiz. Çok fazla riske girmiyorum. Bakın ben bu hamleyi sadece 55 canlıyken yapıyorum. Bu da çok önemli. Nişanımı alıyorum. Atıyorum ama sekti bir yerlerinden ya da toprağa geldi, anlamadım. Spot da verdim bu arada. Gördüğünüz gibi. Ya, teleskopik dürbün ne işe yarıyor ya? Ya teleskopik dürbün takılır ya kanka ya. Ya adam TK gitmiş. Projekte tabi git ya. Light mısın oğlum sen? Diyen arkadaşlar için. Light değiliz kardeşim. Biz her ortamda ortama uyum sağlayabilecek bir tank istiyoruz. Projetto bunu namlusuyla ve atış sistemiyle yapıyor. Bu arada garaja yolladı kontrolü beni. Atış sistemiyle yapıyor ama siz de bu tanka o özelliği vermeniz gerekiyor. Maçı kazanacağız. Net bir şekilde söylüyorum. Size para kazandıran bir tank. Atış sistemi çok güzel, çok keyifli. Şiddetle almanızı öneriyorum. Yani dersiniz ki abi para basacağım, bir tane şey alacağım. Premium tank alacağım, ne alayım? Al kardeşim, düşünme. Bunun 10 seviyesi için de bir tane video çekeceğim. O da çok keyiflidir. Benziyor zaten birbirlerine. Çok benziyorlar. Ufak tefek değişiklik var. Onun tabii şeyi daha fazla. Penetrasyonu ve hasarı daha fazla. Çok tehlikeli bir tank. Çat 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 atabiliyorsunuz mermilerinizi. Orta tank gibi tık 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 da atabiliyorsunuz. Video bu kadar. Hızlandırayım için son artık kazanma şeyinde görün. Video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım yararlı ve iyi bir video olmuştur. Ve az çok size Projetto'yu anlatmışımdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Yeni videolar gelecek.